litre sütü mü kullandın? Hayır, iki bardak kullandım. Ha, iki bardak. Herkese merhabalar arkadaşlar, herkese günaydınlar olsun. Bugün videomuza Feyza ile beraber başladık. Feyza Sabahcan'ı sabahtan salep çekmiş. Salep çok seviyorum. Bu saletten memnun musun? Evet, çok güzel. Çok güzel. O iki poşet de orada mı? Evet. Aa, salepleri nereden aldıydın? Bilmiyorum. Salepleri nereden aldın? Yani salepler güzel, saleplerden devamlı. Şeyden aldım. Kuru yemişçiden aldım. O zaman zaten güzel. Yok ya, hayır, bu büyük kuru yemişçi var ya, ismi neydi onun ya? Sürekli olarak bir şeyler aldığımız bir kuru yemişçi. Kapalı yolda da var. Işıklara giderken sol tarafta var. Hatırladın mı onu? Evet. İsmi neydi onun? Hatırlamıyorum. Bir ismi aklıma geldi. Hatta sürekli çikolata aldığımız yer. Evet, sürekli çikolata aldığımız yer. Tuğba mıydı? Ya evet evet. Evet, Tuğba kuru yemişten almıştım ben onları. Paket herhalde 30 lira mı neydi? 2 paket almıştım çocuklar. Evde salep yapar içerlerdi. Feyza Resimler çok sevdi ve hatta Hakan bile. Evet, Hakan daha çok seviyor. Ben kendime yapıyorum, Hakan da yapıyor. Bir onunkini soğutuyorum ya, ben şey içemeden o bitirmiş oluyor, sonra geliyor benim elimdeki bardağı alıyor. Seninki de soğuduğu için seninkini de içiyor. Evet. Olmasa çocuk. Olmasa da ne yapacaksın? Fazla fazla yapacaksın. Yapıyorum. O şey yapmıyor. Yemek de sürekli istiyor. Ya Hakan istiyor. Ben de kendiminkini de veriyorum, onu da içiyor, sonra gidiyor. Neyse, doğru. Allah'tan doğru. Hepsi hani bitince bittiğini anlıyor, ısrar etmiyor. Eğer sen, bir, yoksa ortada bir şey, ver demiyor. Doğru. Dün ev bebekten Hakan'ın bulabildiğimiz oyuncaklarını aldık. Diğer bulamadıklarını da internetten öğretmenimizin Önder Bey'in attığı linklerden Trendyol'da ama bir tanesi hepsi burada da vardı. Onları da dün akşam oturdum, onları da aldım. Çünkü oyuncaklarımız birazcık geç kaldı. Bir hafta olduğu kadar alamadıydım. Şimdi onların hepsini aldım. Oyuncaklarımız ister istemez birazcık şey tuttu. Maliyetli tuttu diyebilirim. Bazı arkadaşlar yorumları yazmışlar. Neden sıfır alıyorsun? Neden ikinci el almıyorsun? Şimdi ikinci el nereden bulacağım dedim. Red kullanmışsam. Gidip alacaksın, geleceksin, bir de şey olmayacak. Bir de mesela ebeveynden aldıklarımız 50-60 liraydı. İkinci eli zaten 20-30 lira olacak. Aldım, ettim, geldim, gittim. Dedim ki bazıları ister istemez maliyetli oldu yani. Daha Hakan özel durumundan dolayı ve özel durumda çocuklarımızın aldığı oyuncaklar ister istemez bu şekilde maliyetli oluyor ama bütün oyuncaklar zaten şey. Evet, önemli olan Feyza'nın dediği gibi iyileşmesi. Ama bütün oyuncaklar pahalı. Bir bebek 250, 300, 400, 500, bilmem kaç fiyatları, 1000 lira kadar çıkıyor yani normal olarak ama ben Hakan'ın oyuncaklarına verdiğim fiyatları, yani verdiğim paraya hiç acımadım. Tam aile bütçemizi ister istemez birazcık sıkıyor. Biz bazı şeylerden kısmak zorunda kalıyoruz Hakan'a. Ekstradan masraf yapabilmemiz için tabii ki de. Yani verdiğim paraya kesinlikle acımıyorum. Çünkü hani bazı arkadaşlar dediğim gibi yine yazmışlar. 2-3 ay kullanacağız oyuncağı, neden o kadar para veriyorsunuz? Ben bunu tam Hakan'da 2-3 ay kullanabilirim ama ben bunu Hakan'da kullandıktan sonra öğretmemiz tamam artık bu oyuncaklarla oynamayacaklar. Oynamayacak, bu oyuncakları kaldır dediği anda ben bunu ihtiyacı olan çocuklara vereceğim. Satma koşulu değil, kesinlikle bir parayla değil. Ücretiyle değil, tamamıyla ücretsiz hediye babından ihtiyacı olan bu şekilde çocuklarımıza bir hafta ihtiyacı olup da kurumlarda olmayan, yani bazen kurumlarda oyuncak olmayan o kurumlara hediye edeceğim. Yani o yüzden de ben verdim hiçbir şekilde, istersen diğerine geç. Yani dediğim gibi bu şekilde verdim bu şey oyuncakları şu an ücretli hiçbir şekilde ne acıyorum ne de üzülüyorum herhangi bir şekilde. Bir de şey yapmıyorum yani. Öğretmeniyle hani o oyunlara, derslere başladığından beri çok gelişti yani. Baya Hakan'la biz baya bir gelişme şey yapıyoruz yani. Değişti. Sizler de zaten ekranlardan da görebildiğiniz kadar Hakan'daki gelişmeleri sizler de takip edebiliyorsunuz. Artık böyle daha sabırlı, evet. Daha şey, ayırt edebiliyor şeyleri. Evet, her şey. Ya sabırlı, bir tık daha sabırlı ama sabır daha geldiği sakin. Zaman evet daha sakin ama ister istemez bazen hırçınlıklar olabiliyor. Yere kendini atıyor. Hatta yere kendini atma huyu başladı. Ben bunu Önder Bey'e sordum. Kendini yere atıyor dedim. Şey olduğu zaman dedim, bağırdığı zaman dedim, neden atıyor dedi. Direkt sordu o. İstediği şey olmadığı zaman kendini yere atıyor dedim. Eğer istediği şey olmadığı zaman kendini yere atıyorsa bırak. İstediği şekilde yerde yuvarlansın dedi. Ya da onu sakinleştir, dikkatini dağıt dedi. Ya da ben dedim sakinleştirmiyorum, dikkatini dağıtmıyorum. Ben odadan çıkıp gidiyorum. O kendi kendine ağlayıp ağlayıp susuyor dedim. Eğer o şekilde katlanabiliyorsanız ağlamasına dedim. En iyisini yapıyorsunuz dedi. Hiç karışmayın dedi ama herhalde bu otizmde öyle bir şey varmış yani kendini yere atma,
gibi bir alışkanlıkları varmış ama bizimkisi istediği olmadığı için tamamıyla şımarıklığına. Evet. Kendini yere atıyor, o yüzden buna da hamdolsun olur. Şükür diyoruz yani. Oyuncaklarda da dediğim gibi ben oyuncaklar, yani Hakan'ın işi bittiğinde, yani Hakan artık hiçbir şekilde oyuncaklar, öğretmenimiz artık bu oyuncakları kullanmayacaksınız, başka oyuncaklara geçeceğiz dediği anda ben bu oyuncaklara ihtiyacı olan arkadaşlara, sizler de burada zaten linkisini veririm. Bana yazın olursa, yani isteyen bir arkadaş olursa mutlaka ama mutlaka oyuncakları sizlere teslim edelim ya da gönderelim yani. Bekliyoruz. Ama beklemeden iş yapmıyoruz. Bekle. Bekle. Tamam. Tamam. Evet, öğretmenimiz bize oyuncakları istemişti, sizler de biliyorsunuz. Şu şekilde kuleleri istemişti. Dün biz bunları yer almaya çarşıya çıktığımız zaman. Nereden aldınız bunu? Ebebek. Evet, ebebek de bunlar çok uygun fiyata. Toy Shop'ta oyuncakçıda iki katı. Hemen üç katına yakın. Ama bunlar ebebekte daha uygun. Böyle mega kuleler var. Alacak mı? Yapacak mı kuleleri? Neyse, kuleleri yapsın. Öğretmen sadece bir oyuncakla bir saat boyunca oynayacak dedi. Sonra kaldıracaksınız ki dedi. Sürekli oynadığınızda olmayacak dedi. Bu şekilde neydi bu? Küp. Aslında biz bunu biraz zor aldık. Her şeklinde daha zor aldık. Hepsini istiyor. Açın diyor. Açın onu. Açsın onu bir. Açın. Getir. Aslında bir saç sorun. Buraya şekiller içine koyacağı bir küp olacak ama bu biraz zor. Çünkü evet, hem bir sayı var hem bir sürü şekil var. Evet, ve hepsi farklı. Özellikle 4 var. 18 tane şekil var. 5. Diğerlere nazaran bir tık daha işlemci. Çünkü diğer küplerde hepsinde aynı şekiller vardı ve hepsini aynı şekilde koyuyordu ama burada mesela artı varsa şurada şöyle yarım daire var. Yarım daire mi diyorsunuz? Evet, şu kare var, dikdörtgen var. Her bir köşede, her bir kenarda farklı şeyler var. Bakayım ben size, şekiller var. Bu diğerlerine nazaran bir tık daha zor. Eğer bunu başarabilse ne mutlu bana gerçekten. Aslında şundan Hakan da vardı, sizlerle hatırlarsanız ahşabı vardı. Bunun ahşaplarını söktüydü. Ben bunu bu şekilde şey yapacağını bilseydim saklardım. Bunu ne yaptık be? Galiba... şeyde, bazanın altında. Hmm, ama ya da Hakan kaybedecek diye Kevser teyze vermiş olabilirsin. Evet, Kevser de vermiş olabilir. Çünkü onu şeyleri tamamlamıştık biz, tamdı. Tamdı, evet. Neyse, ona bir bakarız. Eğer onları tam onları da çıkartırız da. Biz bunu da ebebekten aldık, bunu da ebebekten. Feyza şey, ha orada yok. Bu. Fiş değil ki o. Onu fiş değil o. O değil o da şey, ebebekten efekt olarak geliyor ya. Bir de bunu aldık, bu da uygun fiyatlı, bu da o kadar pahalı dedi. Bu ne kadardı ya? Bu da herhalde 40-50 lira bir şey geldi. Başka yok değil mi? Yok. Diğer oyuncaklarına internetten sipariş verdim. Yani diğer oyuncakların da artık gelmesi gerekiyor. Şimdi o zaman elindekiyle mi oynasın? Şimdi elindekiyle oynayacak ama elindekiyle şey olmayacak. Sen şimdi şunu al İsmail'cim, bunu ne olmasın? Çıkar bunu odadan. Bunu çıkarayım mı? Ben onu da çıkartma. Oynayacağı zaman ya da şunu düşün. Getir bakalım kendimizi. Biz hatta öğretmenimize Önder Bey'e söyledik, hani yapalım. Gel. Ne diyorlar size? Raptiyeli yapbozlara hayvanları yerleştiriyorsunuz, taşıları yerleştiriyorsunuz. Bunları kendi olarak yerleştiriyorsunuz. Bu doğru da yapbozları var. Gel, otur. Otur bacana. Otur anneciğim. Onlardan da aldık ama ben Önder Bey şu şekilde yapbozları da yaptığı söyledim. Hakan bunları kendisi yapıyor. Şöyle göstereyim, şöyle yerekten. Hatta bunu da söyledim. Eğer bunları yapıyorsa gerçekten bekle. İyi dedi. Herhangi bir yani... yapabilmesi çok güzel bir şey oldu yani. Şöyle baykuşlar da var. Bir takipçimiz bize geçen göndermişti. Biz bunları bu sene açtık. Geçen sene açmamıştık. Geçen sene mi açtık? Açtık oynamak. Bir iki tane sene açmıştık galiba. Evet. Çoğunu bu sene açtık. Çoğunu evet bu sene açtık. Yani geçen senelerde daha yaş çok küçük olduğundan dolayı. Ama onu açmayacaksın anneciğim. Gel Hakan, bakayım. Gel. Kule yapıyoruz. Gel kule yapacağız. Gel. Gel kule yapacağız. Gel bakayım. Getir. Onu götürseydi işte. Onu da götüremedik. İsmail'e. Gel. Bak kule. Gel. Al. Bunu al. Bak buraya. Hadi al kuleyi koy. Al koy bunu. Koy buna. Bunu al. Koy. Aferin. Al. Ver bakalım. Aa.
Hayır. Sıra. Sen hepsini şöyle sor, sırasını göster Feyza, eline koyma. Hayır, yanlış verdim. Ama olmayacak şimdi, bak onu yapmayacak. Tamam. Öğretmen öyle yapıyordu. Bak. Al. Aferin. Alkış. Alkış. Alkış çak. Al. Al. Yanlış verdi bak. İsmail versene bebeğim. Bekliyor onu. Yeni istemiyor. Onu deneyecek hala. Esra'la ve Esra'la onu deneyecek şu an. Bizimki biraz yüksek, öğretmeninki daha kısaydı. Evet. Git bakayım şimdi, kendisi bulsun da yapsın. Elleme. Boz hepsini. Hadi bakalım. Haydi yap. Dur elleme, boz bozuyor. Haydi da şöyle. Hadi yap bakalım. Hadi. Haydi. Hayır. Hayır. Hadi bunu koy. Bunu koy. Böyle. Hı, dur şimdi. Kendi şeyi bulsun, dur bakalım. Deneye deneye. Ha. Aferin. Hepsini deniyor. İşte deneye yalla, deneye. Deneye yapacak şimdi. İyi. Hepsini deniyor. Mor benim aklıma gelmiyor. Mor. Yavaş yavaş. Bir de oturduğun yerden kalkıp da yapsan daha güzel olacak ama. Turuncu. Sarı. 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 Olmadı. Dur. Şimdi evlilecek etsin. Olmadı. Olmadı. Sarıyı al. Koy. Sarı. Dur şimdi kırmızıyı denesin bu. Dur ben vereceğim sana. Bekle bekle. Dur. Sen sarıyı dene. Dur ben sarı. Vereyim size. Bak sarı. Sarıyı dene. Aferin. Kırmızı. 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 Bakalım olmuyor. Olmadı, kırmızı. Kırmızı. Al. Kırmızı. 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 Başka yok. Verdim işte, burada burada bak. Kırmızı. Burada. Allah'ım kırmızıyı da versene. Hı. Yere indir Feyza istersen kuleleri. Yere indir. Heh, daha rahat yap. Hadi yap bakalım burada. İşte masası olsa. Masası olsa da aynı boy. Feyza masayı ondan da büyük olacak ya. Nereye düştü o? Görmüştür. Bak almaya gitmiş bile. Oyuncaklarına sahip çıkıyor. Yani o gitti, onsuz oynayamıyor. Yok. Turuncu. Turuncu. Sarı. Sarı. Ayağa kalkan çıkıyor. Sarı. Sarı. Kırmızı. 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 Kalk ayak. Çak. Alkış. Çak. Alkış, alkış. Çak, hadi alkış yap bir. Şimdi alkış. Alkış. Hadi şimdi toparla bakalım tek. Dur elimi tek tek gel toparla. Şimdi iç içe koysa. Dur bakayım koyacak mı çiçeği. Üst üste koy. Böyle. Hı. Koy sarı üstüne sen tek tek. Hı.
Alkış. Hadi çak bakalım abi. Alkış. Alkış. Ver şimdi onu bana. Ver. Ver. Aferin. Aferin. Dur. Bak burada. Bekle. Al. Al. Üst üste koy. Buraya. Buraya. Üstüne koy. Üst. Bunu buraya koy hadi. Üstüne koy. Böyle. Al. Olmadı. Olmadı. Ver de ver. Ver de al. 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 Al bak öğrendi. İşte. Olmadı mı senden bekleyecek baş. Evet. Bir de ayağa kalksa. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Kalk ayağa. Dur. Kalk ayağa kalk. Bakayım. Kalk. Bismillah. Ha, evet. Böyle oyna. Ha. Hadi şimdi topla. Ver, ver bana. Hadi dur kendisi toplasın. Bak şimdi iç içe koyacak mı? Hadi al. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızıyı al. Kırmızıyı al. Hı. Üstüne. Buraya. Buraya. Al. Koy. Hı. Sarı. Turuncu. Yeşil. Mor. Kırmızı. Sarı. Mavi. Turuncu. Hadi ver ablaya. Ver, ver. Ablaya. Ay çak. Çak. Ver şimdi onu bana. Ver. Ver. Ver bana. Bana ver. Koy. Koy buraya. Bana ver. Ver. Hayır ver. Bunu ver bana. Ver. 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 Niye böyle çeviriyor acaba? Öğretmeniyle de hep böyle çevirmiş. Tamam. Öğretmeni böyle koy diyor. Çeviriyor böyle koyuyor. Sonra öğretmeni çevirince çeviriyor. Sen de çevir. Böyle çevirelim bunları. Çevir. Hayır, çevir. Çevir Hakan. Çevir hadi bakalım. Sen de hadi. Böyle. Böyle. Çevir. Böyle. Aferin. Aferin. Çevir hepsini. Çevir. Yeşil. Aa, hepsine farklı hayvan var. Hı hı. Turuncu, kırmızı, mor, bir de hayvanları kendisi söylüyor. Bu, kırmızı, kırmızı, bana bakıyor bir şey diyeceğim diye. Çevir hadi bunları. Dün Kevser Cime gittiğimde bildiğiniz üzere Kevser evde yoktu diye tahmin etmiştim ama meğerse Kevsercim evdeymiş, uyuyakalmış. Tabii bebekten dolayı yorgun düşünce vücut ister istemez sonradan bana geri dönüş yap diye döndüğüm zaman telefonunu aradım, kapıyı tıkladım. En son kapıda zile bastıydım ben.
hani belki arka taraflardadır falan filan diye duymuyordun ama açılmamayınca herhalde büyük bir ihtimalle dışarıda dedim. Sonra tekrar telefonla aradım çıktıktan sonra. Telefonu da cevap vermeyince herhalde duymuyor dedim. Meğerse uyuyakalmış. Belki de yarım saat bir içim geçmişti ama nasıl uyuduysa artık dedi. Ben dedim ki zile bastım dedim, kapıyı tıkladım dedim, seni aradım dedim. Vallahi inan ki duymamışım dedi. Neyse dedi, yapacak bir şey yok. Zaten sürekli gelip gittiğimiz kişi, gelip yani görüştüğümüz insanlar çok yakın arkadaşım. Ben Kevser'le Feyza'nın ana sınıfından beri tanırım. Düşünün, Feyza şu anda 12. sınıfta, ana sınıfında Ekrem 13. 13 senemizin içine girdik. 13 seneden beri görüştüğüm, çok sevdiğim bir arkadaşım. Biz ailece görüşüyorduk. Eşini, kızlarını, peşimde Doruk bebeğimiz var. 3 tane kızın üzerine bir tanecik erkek bebek geldi. İnanılmaz derecede mutlu oldular. Mahmut abi içim de öyle. Kevser'cim de öyle. Kızların yaşları biraz büyük. Kızlarımızın biri Buse'cim, yanlış hatırlamıyorsam 22. Suudeciğim, Feyza'cığım da yaşıt, 17. Teşehum da lise 1'e gidiyor. Üstüne düşün, en küçük kızı lise 1'e giderken üstüne bir tanecik daha bebek geldi ama kızlar inanılmaz derecede sevdim gerçekten. Kızlar çok ama çok fazla istiyorlardı kardeşleri olsun diye. Ben Suudi'nin sevincini anlatamam size, ortanca olan. O çok istiyordu bir kardeş olsun diye. İkisi oldu. Allah işe bağlar, analık. Allah inşallah analı babalı büyütmeyi sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla büyütmeyi nasip etsin Doruk bebeğimize. Niye gülüyor kız? Ben merhabalar, aynen Dişacığımdan merhabalar. Dişa ben tanıdığımda Dişa kaç yaşında? 3 yaşındaydı. Şimdi Dişa benim boyumu geçmiş durumda. Ay zaman ne kadar çabuk geçiyor biliyor musun? Geçen gün ortaokula yeni başlıyordum. Şimdi lise sınavından yeni liseye yeni geçtim. Evet, şu anda lise 1'e gidiyor. Kevser'in en küçük kız çocuğu şeydi Dişa. Dişa şu anda kaç yaşındasın tatlım? Şu an 14,5 yaşındayım ben. 14,5. 14,5. 14 sene sonra Kevser'cim bir çiftle bebek yaptı Doruk. Ama Doruk çok tatlı ya. Şu var ya, şu kadarcık, şu avucum içi kadar suratı var. Doruk 2-200 şu anda. 2-200-2-300 civarında. Bir de yeteneği de var. Ağzını açmadan ağlıyor. Bunu yapıyor. Bunu yapıyor değil mi? Ben gittiğim zaman Doruk'un beşini sallıyordu da. Bittim. Uyumuyor. Hiç durmuyor. Ama uyumaz, durmaz. Bebek o ufacık. Gazı olur, sancısı olur, benim uykusu. Benim hiç kardeşim olmadı. O yüzden ne olacağını bilmiyorum. Böyle en ufak hareketinde bir şey oldu zannediyorum. Olmaz olmaz teyzem. Böyle büyür büyür gider. Doruk bebek doğduğunda 8.90 gramdı. Düşünün. Şu anda 2.200 oldu. Maşallah var. Prematüre bir bebek. Ama çok tatlı ya. Suratı falan bembeyaz. Bunlar gibi esmer değil yani. Bunlar hepsi esmer ama Doruk bembeyaz. Maşallahı var. Ne oldu kız? Esmersen güzelsin. Esmersen güzelsin. Ve Doruk'la Dişan'ın doğum günü aynı şu anda. Ne zamandı senin doğum günün? 12 Eylül. 12. Sen terazi misin? Ben Başak'ım, Doruk da Başak. Ha Başak mı? Hayır. Teyze. Annem de Başak. Annen de Başak. Annem 11 Eylül'de doğdu. 12 Eylül'de ben de Doruk doğdum. Çok güzel denk gelmiş, bakar mısınız? 12 Eylül, her ikisi de 12 Eylül. Dişat'taki ablasına çekmiş diyor, aynı tarihte doğduk, aynı günde doğduk biz de Doruk'la diyor, 12 Eylül'de diyor. Maşallah, Allah anılı baba büyüsün gerçekten. Piramitüre bebek inanılmaz derecede zor. Ama Kevser, Suudi haricinde Buse'den ve Dişat'tan biraz tecrübesi var, onlar da biraz ufak doğduklarından dolayı. Ama şu an hiç tecrübesiz gibi davranıyor. Ama aradan 15 yıl sonra, 14 yıl sonra tekrar da bebek olması. Hatta dedim ki nasıl dedim, unutmuş musun dedim, her şeyi unutmuş dedi. Sanki de ki ilk defa bebeğim olmuşçasına böyle, dedi. Ben böyle bir yerlerden araştırır şey yapıyorum. Ya insan korkuyor ama kucağına almayı. Evet. Ve bir küçük babayla bir görseniz böyle. Ay çok tatlı, ben çok beğendim. Annem söyle veriyor. Ablam gibi böyle aldığı zaman böyle söyle tutuyor, böyle hareket falan ettiriyor. Ben sadece söyle tutuyorum, kas katı böyle. Ne yapsın, korkuyorlar ister istemez. Bebek de ufak olunca, tabii ki de şey olunca, bir şey olacak diye çok korkuyorlar. Mahmut abiyle bile daha yeni yeni almaya başlamış kucağına. Bir tarafında bir şey olacak diye çok korkuyormuş zaten. Ama çok küçük yani böyle. Ama kolay mı? 890 gram dünyaya gelmiş. Çok küçük. Ay çok tatlı. Şu an 9 aylık yeni doğan çocuklardan bile daha küçük. Bak şimdi 9 aylık yeni doğan çocukların
geneli 3 kilo falan olur. Ve şu anda hala durum 200-400 belki. Yarın tartılmaya gidecekmiş. Yarın doktor kontrolleri varmış. Bazı kontrollerden geçmesi gerekiyormuş. O yüzden gideceklerinden tartılacaklar hedef. İnşallah kilo almıştır diyoruz. Bakalım da. Ufacık ya gerçekten. Yeni doğanın bir de eşyaları da çok pahalı ya. Şimdi bez baktık. 30 tane bez 105 lira. Piramitli bebekler. Daha ucuz olması gerekiyor bence. Çünkü daha küçükler. Valla ne kadar küçük olursa o kadar pahalı oluyor teyzem be. Bu durum böyle yani. Bu da biraz değişik mantık. Bence de çok değişik bir mantık ama öyle pahalı. Mesela fiyatları çok pahalı. Kıyafetleri bulamıyorlar. Kıyafetler zaten sıkıntı. Bulsalar bile gerçekten harbi pahalı yani. Bizlerimizden geldiğince Hakan'dan küçülenler. Etrafımıza da gerçekten çok soruyoruz yani piramitli bebeği olanlardan. Kevsercim için şimdi alıyorsunuz. Bir ay sonra çocuk zaten bunu kullanmıyor. Ki piramitli bebekler normal bebeklerin nazaran bir tık hani böyle daha kolay serpiliyor gibi. Serpili derler yani daha çabuk birazcık büyüyor. Daha evet hızlı büyüyorlar dediğin gibi. Şimdi zaten imkanlar da ortada. Her şey fiyatlar da ortada. Yenisini almaktansa biz etrafımıza sürekli olarak soruyoruz ki hani kalık kıyafettir. Kullandığı malzemelerdir. Hepsinden yani etrafımızdan bir şekilde temin edip Kevser'cime zaten o şekilde destek çıkmaya çalışıyoruz. Ki ben artık bundan sonra zaten Hakan'ın küçülenlerini direkt Doruk bebeğe vereceğiz. Keşke arabada şey olsaymıştı. Bizim o büyük arabamız iyi olurdu aslında ama ben Kevser'cimin hamile kalacağım. İsteydim. Hamile kalacağım desene ben arabayı vermez. Onu zaten kimse beklemiyordu böyle. Ben böyle... Evet Kevser de beklemiyordu. Çok sürpriz oldu değil mi? Evet mucize böyle. Ben böyle bebek diyor zırlıyordum birazcık ama yani evet. Ciddi değildim. Olunca şimdi ciddiyetini anladınız ama. Evet, sadece aslında benim bebeklik arkadaşımın karcısı vardı. Onu özeniyordum yani ciddi değildim. Ama ben Dişah'ı çok severim. Allah'ım Dişah benim var ya, ana sınıfındayken bir tanemdi. 3 yaşındaydı o zaman. Çok tatlıydı. Konuşması böyle bu şekilde yine bıcır bıcırdı. Daha bir bıcır bıcırdı tabii ki de. Çünkü tabii büyüdükçe konuşması şey oldu ama ufaklığını hiç unutamam ben onun var. Böyle annesi bunu giydirirdi, getirirdi okula. Okulun içinde dolanır dururdu, koşturur dururdu. Ay annem bir de benim renk kombinasyonum, renk kombinlerimi öyle güzel yapıyordu ki böyle. Tabii canım annen size çok güzel giydirdi. Beni teyzenin... böyle biraz çingene gibi giydiriyordu. Tövbe ya. Böyle fosfor pembe falan böyle. Ama çok tatlı oluyordun öyle deme. Çingene gibi demeyeyim şimdi. Şey, şimdi ayıp ben olur. De yiysem yeksir. Ne gitsem tatlı olur. Annemin de zevk varmış. Evet ama annem var ya. Kevser çok becerikli bir bayandır. Kevser bunların kıyafetlerini bazen kendisi dikerdi. Evet. Üçünde bir örnek giydirdi. Üç kızı vardı. Buse abla kaç yaşındaydı? Suha o 21 yaşına girecek. Bak Buse 21, Suda 17, Dişat'ta 14. 14'te kız Buçu neymiş o zaman Allah aşkına. Buçu'yu çok seviyor. Buçu da çok seviyor. Bir an önce büyümek istiyorlar da o yüzden. Hepsini böyle bir örnek giydirirdi. Kendisi dikerdi bazen. Hepsini şey, okula getirdi. Bir tane böyle sofra bezinden bir şey yapmıştı bir ara. Küçükken hatırlıyorum onu. Çulon gibi. O çok tatlıydı. Ya şimdi 3 tane çocuk olunca, ev kira olunca, ayrıyetten de 1 tane maaş olunca tabii ki de ister istemez annen ekonomiyi çok güzel yapar. Ben Kevser'in o konudaki becerisine hayran. Şu anda bile öyle yani. Şu anda bile eve giren Kevser çalışamıyor ama kızların da part time işleri var. Onların da desteğiyle. Hadi 2 maaş, ev kirası, 4 tane çocuk. Annem bana okuyan çocuklar var. Yazın iş bulmuş bana. Dükkanda Doruk'a bakacakmış. Ha evet tamam en güzel iş senin işin. Evet ama maaşı maz. Maaşı maz. Analık hiç maaşı yok ama. Analık bedava yapılan bir iş yani meslek. Onu ne yapalım? Ablalık da öyle bir şey olacak artık. Dedi doğru bu hayatta geçim gerçekten zor. Tek kişinin maaşıyla evde kiraysa. 3 tane 4 tane çocuğunuz da varsa gerçekten inanılmaz derecede zor. Dediği gibi Dişah'ım. Ya şimdi böyle şey falan diyecekler. Kiran azsa 4 tane çocuk seninle yine. Ama Doruk tamamıyla istemsiz bir şey. Annem ve babam gerekli şeyleri yaptı ama Doruk kendisi çok gelmek istedi. Allah seni nasıl biliyorsun? Gerçekten Doruk tamamıyla bir sürpriz bebek oldu. Hepimize sürpriz oldu. Ben Kevser'in hamile olduğunu duyunca şok oldum. Evet. Şok geçirdim açıkçası. Öyle zaten 3,5 aylıkken öğrendik. Evet. 3,5 aylıkken öğrendi. Bir de o Kevser'in artık ne diyeyim sizlerde artık bu utanacak bir şey yok ya. Kevser menopozda.
girdim diye düşünüyordu. Çünkü menopoza girme başlangıçlarından olduğundan dolayı herhalde hani 3-4 ayda rahatsızlanmayınca, hastalanmayınca büyük bir ihtimalle menopozun belirtileri deyip de çok fazla önemsemedim ve herkese doğruğa hamileymiş. Neyse Allah var ya, fethiyle, bereketiyle, kısmetiyle çocukları dünyaya getir teyzeciğim. Hiç öyle kötü şey yapmayalım. Doruk bebeğimiz de kendi kısmetiyle beraber büyür gider. Hepimizin büyüdüğü gibi. Evet, Doruk bebeğimizi nihayetinde görebildik. Allah binlerce şükür olsunlar olsun ki sağ salim evinde görebilme imkanımız oldu diyelim. Çünkü ister istemez çok küçük doğduydu. Hani küçük olunca da insan bazı şeylerden korkuyor, yalan yok yani, ama çok küçük, şu kadarcık bir yüzü var. Avucumun içi kadar yüzü var. Allah'ım pek tatlı ya Rabbi, minik adam. Gerçekten tamamıyla bir minik adam. Çok şeker. Ay. Yani şimdi Doruk bebeği görünce Doruk diyeyim ben. Şimdi Doruk bebek demeyeyim. Ay, saçlarım dağılmış. Bu saçlarım hiç var ya böyle düzgün durmuyor benim. Hep bu yerim doğanlar şeyler sürekli olarak çıkıyor. Doruk bebeği gördükten sonra Doruk'umuzu, Hakan'ın ne kadar büyüdüğünü anladım. Hakan baya bir büyümüş yani. Doruk'la şöyle bir şey yaptığım zaman, kıyasladığım zaman kocaman bir adam olmuş diyebilirim yani Hakan için. Tabii şimdi Hakan evimiz en küçük olduğundan dolayı hep onu küçük diyorduk, hep şey diyorduk, bebek diyorduk. Ama şimdi Doruk'u görünce Hakan devasa bir şey geldi gözüme. Çok küçük ya, gerçekten çok küçük. Allah'ım, derler ya, yiyecek lokması varmış, alacak nefesi varmış ya Rabbim. Öldürmeyelim Allah'ım, beni yaşatacak ya, yaşayacağı şeyi varmış da. İşte sizler anlıyorsunuz, ben bazen böyle dengesiz konuşabiliyorum, kusura bakma. Hani kelimeleri karıştırabiliyorum, dengesiz demeyeyim ama. Varmış, ne güzel. Allah'ım çok tatlı ya. Hala böyle var aklıma geldi. Böyle var, hep kucağımdaydı. Hep gittiğimde sürekli olarak kucağımdaydı. Gevser diyor ki sen arada sırada gel diyor. Hep senin diyor kucağında dursun bari diyor. Sen diyor pişiyorsun diyor. Çok özlemişim. Gerçekten çok. Her şeyin küçüğü seviliyor ya. Ne kadar tatlı bir şey derler ya. Yani filleri bilirsiniz koskocaman ama onların minikleri bile insanın gözüne ne kadar tatlı gelir, ne kadar şeker gelir. Ama işte aslında bebekleri bile, yanındanları bile kocaman. Bize göre büyük yani ama onların ne minikleri, bebekleri sevdiğinden dolayı o da çok tatlı var ya. Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah ömrü, bahtı, hayatı, her şeyi çok güzel olsun. Bütün evlatlarımızın, bütün çocuklarımızın, hepimizin öyle olsun diyorum. Ne diyeyim? Nereden başlayayım, ne diye söyleyeyim diyeyim. Bildiğiniz gibi annemle beraber bir Ankastra'ya bakarken bir telefon almıştım ve çok sevmiştim. Ve ben bunu sizlerle paylaşmıştım tabii ki de hemen. Aldığım iyi ya da kötü haberleri hemen sizlerle paylaşıyorum ve paylaşmayı gerçekten çok ama çok seviyorum sizlerle paylaşmayı. Öyle bir iyi haber almıştım. Sonra böyle bir duraksadı. Şey oldu, bu tabii ki de benim boşanmamla alakalı. Bakalım, şimdi tekrardan haberler almaya başladım. Haberlerdim, telefon almaya başladım. İnşallah bakalım şu birkaç gün içinde çok daha güzel haberlerle sizlerin karşısına çıkmayı umut ediyorum. İnşallah sizlerden gerçekten çok dualar bekliyorum. İnanın ki bana dua edin. Şu çekmiş olduğum 2,5-3 senenin mükafatını alayım diyorum yani. O şekilde yani, bakalım güzel haberler geldikçe, olumlu ya da olumsuz diyeyim, ben sizlerle her zaman için paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun kesinlikle şey yok. İşte şey yok dedim, neyse. Var heyecana şey gibi oldum. İnanın ki hep böyle bir telefon geldiği zaman hep böyle bir umutlanıyorum. Hep böyle iyi şeyleri yoruyorum. Hep böyle güzel şey olacak diye umut ederekten böyle bir hevesleniyorum diyeyim. Ya ne diyeyim size. Ya 2,5-3 sene ya, az buz değil. Çektiklerimi kıyasladığımız zaman yani artık var ya, insan bir noktadan sonra bitmesini istiyor. Gerçekten bitmesini istiyor. Artık bitsin, kurtulayım. Ne olacaksa olayım. Ben muallakta kalıyorum. Herkes soruyor ki bu ev senin mi? Bu ev evet benim. Benim üzerime kredisi var ve kredisini her ay düzenli olarak ödüyorum. Ailemin desteğiyle, kendi kazandığım 3-5'te zaten bir şekilde ödüyorum. Allah'tan kredim çok fazla değil. Ya zamanla çektiğimiz için yani kredi oranlarına göre kredim gerçekten şu anda ödediğim kredi çok iyi. İşte bu ev ne olacak? İstinafa gidildiği için şimdi mal paylaşımı yapıldığı zaman tabii ki de ister istemez şey olacak. Her iki evin değeri biçilecek. Her iki evin satışa sunulacak. Satışa sunulduktan sonra ne diyeyim ben sizlere? Kredi borçları kapanacak. Buranın da kredisi var da, yer evinde kredisi var. Kredi borçları kapanacak. Evin içindeki eşyalar hesaplanacak. Benim bildiğim kadarıyla, çünkü
ev içinde kullanılan eşyalar da buna dahilmiş. Çünkü birileri karşı taraftan da söyleyeyim ben bunu. Yani sizden saklamayacağım artık, yalan da yok. Ben bunu Feyza'dan şey yaptım. Evin içindeki eşyaları karşı taraf bana bırakmayı düşünüyormuş. Çünkü çocukları için bırakıyormuş. Ne büyük bir tenezzül. Ya Rabbim, tövbe ya Rabbim. Tövbe, hiçbir şey demiyorum artık. İnsanlara ağzımı açıp tek kelime konuşmak istemiyorum. Sanki ben bana şey yapıyor, bağış yapıyormuş gibi hareket ediyor ya Rabbim. İşte evin içindeki eşyalar, onlar, bunlar, çok özür diliyorum. Ben de diyeceğim sizlere. Bunlar ne olacak? Bunlar ne olacak? Bu ev ne olacak? Şimdi bu esnafa gidildi. Esnafa gidildiği için de yani şimdi esnafa gidildiği zaman mal paylaşımı başlandığı zaman tabii ki de her iki ev satılacak. Evlerin borçları kapanacak. Elde kalanlar da ben kendi haklarımı alacağım. Ondan sonra ortada kalan para ikiye bölünecek. O para ikiye bölünecek de ne olacak, ne edecek? Ben bu evde kalacağım mı, kalmayacağım mı? Ben bu evde kalmayacaksam da benim komple bir kurul düzenim bozulacak. Kendisi tek başınayken ben 3 çocukla beraber ve bir tanesi bir bebek, hala 2,5 yaşında. Dördümüzün düzeni komple değişecek. Ki ben böyle bir düzenimin bozulmasını hiç ama hiç istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. İnşallah işte onu diyorum ya, hep böyle bir muallaktayım. Evin içinde bazı tadilatlar yapılması gerekiyor. Su borusu değişmesi gerekiyor. En başta sizlere söyleyeyim. Su tesisatı komple bir an eski olduğu için onu değişmesi gerekiyor. Onunla alakalı hiçbir şey yapamıyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Kapılar gerçekten, banyonun ve küçük tuvaletin kapısı inanılmaz derecede kötü. İsmail'in kapısı tam olarak kapanmıyor. Şişmiş olduğundan dolayı kapıların bir yerden geçmesi lazım. Evi boyatmam lazım. Bir sürü incik bincik zıvır zıvır ıvır zıvır diyeyim yani. Her şey yapılması gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Böylece bekliyorsunuz. Ne olacağını bilmiyorsunuz ama muallakta bekliyorsunuz. O yüzden de insan ister istemez kafasında hep böyle bir soru işareti ve hep böyle bir çelişki de şey de kalıyor yani. Düşünüyorsunuz ya, size o şekilde söyleyeyim ne olacağına dair. Ne diyeyim? Hakkımıza hayır istiyorum. Sabrettim. İnşallah artık yolun sonuna geldim diye ümit ediyorum. Hep böyle ümit ediyorum. Her zaman için pozitif bakıyorum. İyi düşünüyorum ki iyi olsun diye. Hiçbir zaman kötü düşünmüyorum. Her zaman için her şeyin en iyi tarafından bakıp en iyi tarafı da düşünmeye çalışıyorum. Yani ne diyeyim? Derler ya, iyi düşün, iyi çağır. Kötü düşünme, kötü gelmesin gibisinden. Ben de o şekilde yapmaya çalışıyorum. Bakalım hayırlısı ya. Sizlerden dualarınızı bekliyorum. İnşallah şu 2-3 gün içinde, 3-4 gün içinde her şey hallolur. Yani ne olacağını ben de bileyim de. Hani bana deseler 3-4 gün sonra, belki 2-3 ay içinde her şey hallolacak. Her şey yoluna girecek. Her şey bitecek dense bile, ben onu bile bilsem ben bir derece gerçekten rahatlayacağım. Çünkü istinafa gidildiği için, istinaf süresi de 1 sene boyunca uzadığı için. Ay bir sene daha böyle var ya. Sıkıntı, gerçekten sıkıntı Allah'ım. Allah'ım bu durumlarda yaşayan herkese var ya, bir an önce var ya rahata, huzura kavuşması inanılmaz derecede istiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Artık ben size çok daha fazla kafanızı şişirmeden videomu sonlandırmak istiyorum. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.